Yıldız'cığım. Herkes, buradaki herkes biraz bize dizinin ne kadar, kaç bölüm kaldı? 6 bölüm kaldı. Evet. Herkes kendi rolüyle ilgili çok ufak nereye gidiyor, işler nereye gidiyor, bir ufak bir şeyler anlatabilir mi bize? Ne olacak yani? Var mı bir plan, programda bir şey? Yani bu son 6 bölüm içinde. Muhakkak vardır da bizim de çok fazla bildiğimiz bir şeyler yok. Evet. Berin ağlamaya devam edecek. Nasıl? Berin ağlamaya devam edecek. Yani evet. Evet, sen rol sana kimden geldi? Yani aslında seni nereden buldular? Senin geçmişin bir güzellik yarışmasına dayanıyor değil evet, mi? Evet, doğru. Oralardan. Evet. Fakat daha önce de birçok dizi filmde oynamışsın. Evet. Oynamışsın. Şu doğru mu? Şu doğru mu? İngiltere'de okulu dondurduğun? Yok, o Farah. O ben. Ha sen. Evet. Evet, ne okuyordun da dondurdun? Fransızca ve tiyatro çift anadal yapıyordum. Okuyordun, dondurdun. Hı-hı. Hocam sen dondurdun mu okulu? Ben de dondurdum abi. Sen de dondurdun. Sen ne okuyordun, dondurdun? Uçak mühendisliği okuyordum. Uçak mühendisliği. İTÜ var mı? İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik var mı aramızda İstanbul Teknik Üniversitesi? Ben. Sen mi? Sen de dondurdun mu? Ben de dondurdum. Sen hangi ikisi? Donma durumu var. Benim de İstanbul Teknik Üniversitesi. Ya bu kadar rahatladı mı dondurma işi ya? Bizim zamanımızda bayağı bir hani ne Allah. Yapıyorsun abi? Donduruyorum ben mi diyorsun ya? Yok, o kadar gerekçe kolay veriyorsun. Olmuyor. Devlet üniversitelerinde o kadar kolay olmuyor. Ha. Bir bazı gerekçeler sunman evet. gerekiyor. Peki dönünce ne yapacaksın abi? Koca uçak mühendisliği yani. Dönünce adapte olabilecek misin sen o işe? Ya hala ben matematik ve fiziği çok seviyorum zaten. Hala çok seviyorum. Hani evet. bu hani dizi sonuçta bir sevdiğin şeye hep devam eder ya. Evet. Tabii ki hayatımda bir sürü şey değişti ama ben hala devam etmek istiyorum okuluma. Okuluna. Ama bitirir miyim, bitirmez miyim, bitirebilir miyim ya da daha başka bir bölüme geçer miyim onu zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Çünkü yaptığım işi de çok seviyorum. Senin kırılma noktan dizi filmde evi yaktığın sahne mi oldu? Yani evet, o güne yani. Kadar konuşuluyor muydu seninle ilgili bu kadar şey? O evi yakma sahnenden sonra... Bütün millet ya bir adam var çok acayip adam çok acayip adam o neymiş farkına varamamışız. Nedir abi o sahne, ne oldu o sahnede yani? Ya abi o sahne gerçekten sahne olarak yani prodüksiyon anlamında çekiliş anlamında görüntü olarak Zeynep ablanın yönetmenimizin bana verdiği oyunlarla ya da çekiş tekniğiyle evet. falan inanılmaz bir sahne oldu. Gerçekten de yaşamışsın gibi bir sahnede olmuş yani hani bıraksan oradan sen. Evet Erkan abi de çok yardımcı olmuştu o sahnede ben hani. Beni doldurup ağlamıştım o sahne. Evet yani beni doldurup Erkan abi de mesela bana bırakmıştır sahneyi. O yüzden de çok mutluyum. O zamana kadar da çok güzel sahneler vardı ama o hani sahne anlamında hani top tweet deniyor ya artık. Evet tam o anlamda. O öyle bir sahneydi yani. Öyle bir sahneydi. Sonraki sahnelerde de bizim gördüğümüz kadarıyla sen dayak yemekten bir hal oldun. Yani evet, her 10 evet. dakikada bir tokada hani evet, gelen evet. bir durum var. Vardı. Senin ben bilgiler var birazdan geçeceğim. Günlük hayatında da sen biraz böyle gururlu, kendini tutamayan, atılgan bir arkadaş durumun varmış doğru mu? Ya haksızlığa çok dayanamıyorum ben. Günlük hayatında dayak yedin mi hiç? Yedim. Yedin. Yedim. Ben çok sert yemedim. Mete kadar yemedim ama evet, yedim. Ama yani. Mete artık çığırından çıktı. Dayak yiyeceğini bile bile giriyor tabii, yani. Tabii. Dört kişi arasına dayak giriyor yani. Evet dayak zevk alıyormuş gibi. Tabii, zevk vurun alıyormuş bana, gibi. Vurun bana. Devamlı bir dayak sahnesi var. Hani artık biz dizinin belli bir yerinde ben gidiyorum dayak yerken çağırın beni falan. Hani nasıl olsa yiyecek belli bir sahnede dayağı. Biz o dayakları arka arkaya birleştirdik. Valla acayip bir dayak sahneleri var. Bir izleyelim hep beraber Mete'nin dayak yediği sahneleri. Oğlum senin ablan sinemada canlı film çekiyor lan. Sinirli sahneleri ama senin oynarken performansın daha da değişiyor yani. Tabii hani ha? doldurabiliyorum kendim yani. Evet doldurabiliyorsun. Bizim bir VTR daha var onu da göstereyim. Arka arkaya bağlamak istiyorum. Çünkü bizim mizah grubu dedi ki abi sinirlenince kafası büyüyor dediler. Valla bir şey oluyor. Böyle sinirlenince falan diyor. Bir kafa büyüyor. İçeriden bir şey çıkıyor gibi. Deyince senin kafayla oynadık biz sinirli süper, sahnelerde. Süper. Bir de onu bir izleyelim arkadaşlar. Evet.
Alper, sakın sen karışma ablacığım. Lütfen. Mete. Oğlum. Yapma. Ne işin var senin bu evde? Açıklama istiyorum baba. Nasıl geldin bu eve? Oğlum, odana. Ne kadar garip değil mi? Ne kadar garip ve anlamsız. Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan. Ölümde buluşacağız. Ne oldu, korktun mu? Yanmaktan mı korktun ha? Ha? Ne oldu? Birbirimizi deliler gibi sevseydik de buluşacağımız yer ölüm değil miydi? Niye sevmedin beni? Niye sevmedin? Mete. Mete yapma. Mete. Ha, ne yapma. Mete! 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.